Büyük randevu. Bilsem nerede, saat kaçta? Tavutumun tahtası bilsem hangi ağaçta? Necip Fazıl Kısakürek merhum ölümden bahsederken randevu tabirini kullanmış ve bu beytin içerisinde kullanmış. Düşünün ki sıcak bir yaz günü çoluk çocukla gittiğiniz bir parkta sırtınızı verdiğiniz bir ağaç belki tabutunuzun tahtası oluverecek. Ama nedense hep ölen bir başkasıdır. İnsan kendi ölümünü hatırlamaz. Kendi öleceği çok fazla aklına gelmez insanın. Ölenler hep bir başkaları oluverir. Bunu da yine bir Necip Fazıl şiiriyle söyleyecek olursak, minarede ölü var diye bir acı sala, her kişi niyetine saf saf namaz, ne âlâ. Böyledir de ölüme kimse inanmaz hala, ne tabutu taşıyan ne de toprağı kazan. Ölüm bir randevu. Düşünün ki insan hayatı boyunca binlerce randevu verir. Karşı taraf onun geleceğini biliyordur, saatleşmişlerdir. Kendisi gideceği saati biliyordur. Ama bu randevulara bazen beklediği gecikir, bazen kendisi geç kalır. İnsanın bir tane randevusu var, o da ölümle. Saatini bilmez, yerini bilmez ama geç kalma şansı yoktur. Mutlaka o an orada oluverecek. Ramazan-ı Şerif bize büyük randevuyu hatırlatmak için gelir her sene. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ömrünün en hayırlı vaktinde ruhunun alınmasına dair niyaz edermiş Rabbinden. Ramazan-ı Şerif bizi, ölümün bizi nerede beklediğini bilmediğimiz için her an, her yerde ölümü bekleyecek bir hayatı yaşamaya davet için gelir. Bir randevuya hazırlanmanın her yıl mutat gelen randevusudur Ramazan. Ne iyi eder de gelir. Ve inşallah niyazımız o ki Ramazanlaşan ruhlarla, haydi yine Necip Fazıl'ca söyleyelim. Bu dünyada renk, lezzet, nakış ne varsa küsüm, gözümde son marifet, Azrail'e tebessüm. Tebessüm ederek gidebilecek bir hayat yaşamayı nasip etsin Cenab-ı Hak. O demdeki perdeler kalkar, perdeler iner. Azrail'e hoş geldin diyebilmekte hüner. Şu hüneri ortaya koyabilecek bir hayat yaşamayı nasip etsin. Ya da bir türkünün diliyle söyleyelim. Taşa verdim yanımı, toprak emdi kanımı. Azrail'e borçlu kaldım, canan aldı canımı. Kimileri de ölmeden evvel ölüş sırrına ererler ve Azrail geldiğinde onda alacak bir şey bulamaz. Randevuya varan bedendir ama ruh çoktan sahibine emanet edilivermiştir. Bu da her anın Ramazan gibi yaşayanların idrak edebileceği, bizimse sadece sözünü söyleyip geçeceğimiz bir bahis. Taklitten tahkik doğar mı? Doğar. Cenab-ı Hak lütfediversin.